Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mavzuyumuz, buradalar, raful yedeyn mavzusu. Yani namazda kulağı kakayken de, takbir-i ulada, kul hayır geçe kötü alış gerek. Sonra kul köhreye de üçlap duruş gereği mi? Kindiği aslı üçlap duruşluk gereği mi? Bu mavzu. Üçüncüsü, takbir-ül uğladan keyin, rükûge ketiyetken de kol kütarış. Rükûdan kaytiyetken de kol kütarış. Bana şu üçte mavzunu, hani rafiliyede mavzusunu üçge bölüp ders kılamız. Bu orunda köhreke koyuşluk gereği degenlerinin hüccatı ve onun arkasından hanefi ulamalarının onge birgen cevapları, hüccatları. Kendi yasızı koyuşluk gerek. Ya ki her rükuda çıkayken de kötü çıkışlık degen, kötü arışlık, çürüşlük degen adamlarda dalilleri ve Hanefi ulamalarının dalillerini keltirip ötemiz inşallah. Her sefer gidiyat yapız. Biz Hanefi mezhabıdaki kileyken ibadetleri degi her bitti amelinin hüccatı var ikenliğini hüccatlarla tanıştırmak için halas. Hatırcan bulaydık. Hanefi mezhabına her bitti kileyken amelinin arkasında hüccatı var. Bismillahirrahmanirrahim. Raful yedeyn, namazga kirişte kolunu kötarış mavzusu. Bu dersimizi üç kısım gövülü ötemiz. Birincisi, takbir-i tahrimede kollarını kötarışlı kafiyeti. İkincisi, takbir-i tahrimeden keyin kolunu bağlaşlı kafiyeti. Üçüncüsü, iki kolunu rükudan avval ve rükudan keyin ham kötarışımız kereyme. Bana şu üçüncü mesela. Birinci mavzu gekiremiz, takbir-i tahrimada kollarını kandaya kötarışlığı gerek. Hanefi mezhabıda takbir-i ulada kollar kulakkaça kötarıladı. Bunu bir kança dalilleri var. Birinci dalil. Anhu'ayl ibn Hucr radıyallahu anhu kala ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ kebbara rafa yedeyhi hizâ udhuneyhi ravahu muslimun ve abu davud ve nesai ve tabarani. Vail ibn Hucr radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem namazga kirişte, yani takbir-i ulada, takbir etkenlere de iki kolunu, iki kulağının karşısına kötarardılar. Muslim rivayet kılgen, Abu Davud, Nasai, Tabarani'ler rivayet kılışken. Bu birinci dalil. İkinci dalil. An Bara ibn Adib radıyallahu anhu kâle, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme idâ rafa'a yedeyhi hattâ takûne ibhamâhu hizâ udhuneyhi. Ravahu Ahmed ve İshak ibn Rahavay ve Daruqutni ve Tahavi. Bara ibn Azib radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazga kirseler iki kolunu ta iki baş barmakları iki kulağının karşısında bulgunca kötarardılar. Baş barmak kulağının parası iki güce. İmam Ahmed, İshak ibn Rahavay, Daruqutni ve Tahavi'ler rivayet kılışken. Üçüncü dalil. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu kâle râitu Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve selleme kebbara fehâza bi'ibhameyhi uzuneyhi sümme rakâ'a. Ravahul hakim Daruqutni Bayhaqi. Ve kâle al-hakimu isnaduhu sahihun ala şartı şeyhayni. Anas ibn Malik aytadı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazda takbir aytıp iki baş barmaklarını iki kulakları karşısına kötergeni sön rükû kılgeni körgen ben. İmam-ı Hakim bu hadisinin isnadı iki şeyhinin şartıya göre edip etken. Üçte dalilde ettik. Kol takbir etken de takbir-i ulada kulağı da beraber de kötü alıştığı. Törünçü dalil. En Abi Hurayrat radıyallahu anhu kâle لَوْ كُنْتُ قُدَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ لَرَأَيْتُ اِبْتَاهُ yani ibtahu yani اِذَا كَبَّرَ فَرَفَى يَدَيْهِ رَوَهُ النَّسَائِي ve Abu Davud. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadı. Eğer takbir etip iki kolunu kötergen payeti de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin roparası da bulgenimde yedi o zatın koltuğunu körgen bular edim. Nasai ve Abu Davud rivayet kılışken. Bu hadisten bunladı ki eğer kol yelke geçe kötergen de Peygamberimizin koltuğu körülmegen bulardı. Abu Hurayra ayeti yaptı. Eğer Resulullah diyor burası da bulsam Resulullah kolunu kötergen de eğer roparası da bulgenimde koltuğunu körerdim. Yani kol kulak beraber de kötülgen de koltuğu görünür.
Agar yelka baravarda ko'taradigan bo'lsa, qo'ltiq ko'rinmaydi. Bu Abu Hurayraning rivoyati. 5-chi dalil. Takbir-i tahrimada ikki qo'lni quloqlar barobarida ko'tarishda kar insonlar uchun namoz boshlanganini bildirish bor. Ya'ni imom Allohu akbar deb talaffuz qilganda quloqi ishlaydigan odam eshitadi. Endi quloqi eshitmaydigan odam bo'lsa, qo'lini quloq barobarida ko'targanda ko'rib turib namoz boshlanganligini his qiladi. Agar yelka barobar ko'taradigan bo'lsa, orqadagi odam ko'rmaydi. Lekin quloqi og'irlar kar insonlar uchun takbir-i tahrimani talaffuz qilishda yetarli bo'lmaydi. Balki ularga namoz boshlanganini bildiruvchi bir ishora kerak bo'ladi. Hozir aytganimizdek, agar imom qo'llarini yelka barobarda ko'tarsa, orqadagilar quloqi kar odamlar buni namoz boshlanganini bilmay qoladi. Agar imom qo'llarini quloq barobarda ko'tarsa, orqadagilar ko'radi-da, eshitmaydiganlar namoz boshlanganligini shu bilan bilib oladi. Demek nechta dalil keltirdik? 5ta dalil keltirdik. 5ala dalilimizda qo'l Rasululloh sallallohu alayhi vasallam takbir aytganlarida, takbiri ulug'da quloq barobarda ko'targanligini ko'rdik. Dalil bor ekanmi? Bor ekan. Endi takbirda qo'llar yelka barobarda ko'tariladi deb aytuvchilarning dalillarini ko'ramiz. An Abi Humayd As-Sa'idi radhiyallohu anhu qala kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam idza kabbara rafa'a yadayhi ila mankibayhi. Rawahu al-jama'a illa muslima. Abu Humayd As-Sa'idi radhiyallohu anhu aytadi: Agar Nabi sallallohu alayhi vasallam namozga takbir aytsalar, ikki qo'lini ikki yelkasi barobarida ko'tarar edi. Jamoadan faqat Muslim rivoyat qilmagan. Demak, bular mana shu hadisni hujjat qilib, yelka barobarida. Endi Hanafi ulamolari bu hadisga qanday munosabatda? Birinchisi, ushbu hadis sovuq paytidagi uzrli holatga hamil qilinadi. İmam-ı Tahavi aytadi, qo'llarni yelka barobarida ko'tarish uzr sababli bo'lgan. Davomini eshitamiz. Chunki Voyl ibn Hujr hadisni roviysi aytadi, "So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga keyingi yil keldim. Ular Rasululloh va sahobalar ustlarida qalin tonlari va postunlari bor edi. Ular qo'llarini kiyimlarning ichida bo'lgani uchun yelka barobarida ko'tarar edilar." Üstündeki ton sabab bo'lyapti. Ko'tarishlikka noqulay bo'lganligi uchun. Shu sababdan yuqoridagi Abu Humayd roziyallohu anhuning hadislari faqatgina uzrli holatga hamal qilinadi. Qo'llarni quloqqacha ko'tarish esa asli amal bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi. Bu ikki dalil orasida qarama-qarshilik yo'q. Chunki boshqa bir rivoyatda shu Voyl ibn Hujr shunday deydi. An Voyl ibn Hujr roziyallohu anhu أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وهذا بإبهاميه أذنيه رواه أبو داود Mana shu rivoyatning ikkinchi hadisi. Nabi sallallohu alayhi vasallam namozda turgan paytida ikki qo'llarini to ikki yelkasining qarshisida bo'lgunicha va ikki bosh barmog'i ikki quloqning ro'parasida bo'lguncha ko'targanini ko'rganman. Bittasida yelkasigacha deyapti. İkincisi de kulağıya, başmaldağını üçü kötelik üçü görgen ben deyemdi. Demek, bana şu ikide dalilini orasını camla betemiz ki, dedi Hanefi ulamaları, namazhan, takbiri tahrimada iki kolunu kötergeni de, kollarının oski kısmı, yelkesinin karşısı da, baş barmakları ise kulağlarının roparası da buluş gerek. Çünkü göre Hanefi ulamalarının sözleri, ikide dalilge hem amal kılıp aytılgan söz bulup soplanadı. Vallahi ala. Tushunarlimi mi? Demek 5 dalilni keltirdik. Qo'lni takbir aytganda yelka barobarda ko'tarish kerak deganlarning dalilini mana Voyl ibn Hujr roziyallohu anhu'ning 2 hadisini o'rganib turib, buni ham ko'rdik. Demek yelka barobar ko'tarayotganda uzrli holatda, sovuqda deyilyapti. Arablarda yelkaga tashiyadigan qalin kiyimlarni ko'rgansizlar, u ko'tarishga haqiqatan noqul bo'ladi. Shunda yelka barobar ko'tarib qo'yilgan deyapti. Birincisi, kolunu takbir etken de kayır geçe köter işlik mavzusuydu. Bunu tükettik. İkincisi, yani kulağı kalkandan keyin kolda kayır geçe koyuş gerek. Kökürek gelme ya ki kindik, astı gelme. İkinci mavzumuz, takbiri tahrim eden son kollarını bağlanışlık oruna. Kollarını bağlanışı oruna.
Hanefi mezhebinde kollar namazda kindik astiga bağlanadı. Bunga quyidagi daliller var. Birinci dalil. An Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu kala inna min as-sunnati vad al-yamin al-shimal al-shimal tahta surrati. Abu Davud rivoyat qilgan. Ali ibn Abi Talib aytadilar, namozda kindik ostida o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yishlik sunnat ishlaridandir. Kindik ostida chap qo'lning ustiga o'ng qo'lni qo'yishlik. Mana shu hadis haqida hadis ulamolarining fikrlari turlicha. Masalan, İmam Ahmad bu hadis sanadidagi raviylardan Abdurrahman ibn İshoq al-Kufini zayıf deb aytgan. Lekin bu kişi Abdurrahman ibn İshoqni hech qaysi muhaddis yolg'onda ayblamagan, balki uning hifzi haqida fikrlar aytishgan. Shuning uchun ham İmam Ajli bu kishining hadisini olish joiz bo'lgan holdagi zayıf eshitgan hadislarini yozadi deb aytgan. Shuning uchun ham ko'pgina ulamolar bu hadisni hasan hadis deb aytishgan. Bu hadis Ali ibn Abi Talib'nin sözleri bulsa da ulamalar eğer sahabi hadis rivayet kılıyatıp Resulullah bizge buyurdular ya ki bizine kaytardılar ya ki bu hadisteki kabı bu sünnet amellerdendir deyip aytiladigan bulsa cumhur ulamalarının nazdida bu hadis marfu olup soblanadı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetib borgan uzat özü etken hadis bulan. İkinci dalil. An Bara ibn An Abi Darda radıyallahu anhu kâle kâle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme thalâthun min ahlâkil enbiya ta'cilul iftar ve ta'khirus suhur ve vad'ul yemini ala şimali tahta surrati ravahu tabaraniyyu ve ibn Hibban. Ne mana dalilini okuyapız? Yani kolunu kindiki astıge koyuştik hakkıdaki ikinci dalilimizi okuyapız. Abu Darda'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Üç narsa peygamberlerinin ahlakıdandır. İftarını tezleştiriş, saharlikini keçiktiriş ve kindik astıda on kolunu çap kol üstüge koyuş. On kolunu çap kol üstüge koyup durup kindik astı ikala kolunu kindik astıge koyuşluk. Üçüncü dalil. İki kolunu kindik astıda bağlaş, Allah'ını ulaşlıkça yakırrağı buladı. Çünkü insan özüden martabası balantırak bu insanla karşısında turgan da onu hürmetleştirmek için iki kolunu kindiki astıge bağlayıp duradı. Allah Teala ise en âli zat. İnsan namaz okuyarken de göğe Allah'ın huzurunda turgan diye buladı. Şunun için hem iki kolunu kindikiler astıge bağlaşı Allah'ını yine hem uluğulaşını görünüşü buladı. Yani kolunu kindiki astıge bağlaşlık ahli kitaplarına okşap kalışlıktan kaçışlıyı buladı. Çünkü bana ahli kitaplar, ayrımları, mesela Nasraniler, ibadet kılıyken de kolunu köşeye koyuvaladı. Görüyor musunuz? Kolunu köşeye koyuvaladı. Bir an bitti bir körünüşü. Vallahi hala. Şimdi, kollar namazda köşeye üstüge koyuladı degenlerinin dalilleri ve bu dalillerine Hanefi ulamalarının münasebeti. Şimdi, kolunu köşeye koyuş gereği dediğin onların dalilini okuyunuz. Birinci dalil. An Tavus'in rahimahullah kâle Kâne Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yadavu yadahul yumna alel yusra ala sadrihi fis salati. Ravahu Abu Davud'a ve huve mursalun. Tabiinlerden Tavus rahimahullah etedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda on kolunu çap kol üstüge kılıp kökerek üstüge koyardılar. Abu Davud rivayet qilgan bu hadis mursal hadisdir. Mana endi bu hadisga Hanafi ulamolarining munosabati. Ikkala tomonni ham dalilni keltiryapmiz. Dalilda aytyapmiz, ikkinchi dalilni qo'yyapmiz oldiga. Bu hadisni Imom Shofiy o'zining so'ziga dalil qilib keltirgan, lekin bu mursal hadis. Imom Shofiy esa mursal hadisdan dalil olmaydi. İkinci dalil. قال الله تعالى فصلي لربك وانهار Kavsar surası Allah Teala aytadi bas Rabbingizga namaz o'qing va nahr qiling. Ushbu oyatdagi vanhar kalimasiga Ali ibn Abi Talib qo'llaringizni ko'ksingizga qo'ying deb tafsir bergan.
Ve özü ham şunu kılgan. Şunun için kollar kökürekke koyuluşu gerek dedi. Kolunu kökürekke koyuluşu gerek dedi yanlar. Hanefi ulamalarının bu hadiske münasebatı. Arap dili de van her degen söz canlı soyuşlikke işletilirdi. Hususan tüye soyuşlikke. Safat-ı tafasirge müracaat kılınsa şunu dedi verilgen. Van her yani nahar kılıçlik iminle tüyanı soyuşlikke işletilirdi. Yani sözlerken. Karayın. Biz de eşki soyuşlikken, mal soyuşlikken mamasını soyuştuğumuz mu? Arap dilini bir özgeçerli giden de. Ali ibn Abi Talib kolilerde köhrelerde koyiler degen mana çıkadı bundan degen. Arap dili de nahar sözü canlı soyuş manasını bildiradı. Çünkü göre bu ayetteki van her sözü ki Rabbiniz için canlı soyun deyip tafsir verişlik doğru buladı. Doğru. Nahar sözünün tomak, boyun ve kökreklik üstü kısmı degen manaları ham var. Eğer şu mananı verip sön tavil kılıp mana şu manayı amal kıladırken bosek kollarımızı köksümüz gelmez. Ondan ham balatırak tomakka koyuşumuz doğru keladı. Şunu alayım mı? Bu kitabını ise hiç kim etmiydi. Vallahi halam. Bu kitap, bu buradalar etinleyken malumatlar Badr'dan Ayni'nin Al-Bina Yaşarıklı Hidayede Mulla Ali Qorini Fethu Babil İnayesi'den Abdullah Mavsili'nin Al-Ihtiyar-ı Ta'lil Al-Muhtar kitaplardan alingen. Yani müteber kitaplar. Ummahatul Kütüb olgan kitaplardan. Üçüncü mavzumuz kaysaydı? Demek birinci mavzuda hal kıldık. Takbir-ül Ula'da namazga kirayotganda de kol, yelke baravarı kötarladı mı? Kulağı baravarı kötarladı mı? Onu hal kıldık. İkinci mavzuyumuz? Takbir etkenden ki kol, kökürek üstü de bağlanadı mı? Yoki kindik ası da bağlanadı mı? Üçüncü mavzuyumuz? İki kolunu rükudan avval ve keyin hem kötarışımız gerek mi? Yoki bir madde başı da kötarsa kifaya kıladı mı? İki kolunu takbiri tahrimede kötergenimiz dek, rükudan avval ham, keyin ham kötarışımız gerek deb aytuvchilarning dalilleri ve Hanafi ulamalarının bu dalillerge munosabat. Birinci dalil. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kala anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yarfa'u yadayhi hadva menkibayhi iza iftataha salata ve iza kabbara lirruku'i ve iza rafa'a rasahu minar ruku'i rafa'ahuma kedalike aydan وقال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم. Qolni rukuda ketayotganda ham rukudan qaytayotganda ham ko'tarish kerak deganlarning dalili. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni boshlaganlarida ikki qo'lini yelkalar barobarida ko'taradilar. Rükuge takbir etkenlerde ham ve rükudan başlarını kötergenlerde ham yine onlarını huddu üşendeye kötarıp Sami Allahu liman hamide Rabbana ve lekel ham der ediler. Bunu secdede kılmaz ediler. Buhari ve Müslim rivayet. Mazkur sahih hadisten namazge rükuge borgende ve ondan kaytgende kol kötarış Resulullah'ın sünnetiykeni açık aydın körünüp durup da deyişer. Kötaramız degenler. İkinci delili. Nafi'dan, an Nafi'in, anna ibn Umar radiyallahu anhuma, kana iza ra'a raculan la yarfa'u yedeyhi iza raka'a, ve iza rafa'a ramahu bil hasa. Ravahu al-Bukhari'yu fi kurratil aynayn. Nafi'dan rivayet kılınadı. İbn Umar rükuge borganda ve ondan kaytganda iki kolunu kötermegen adamını körse, unga taş atarıydı. İmam-ı Buhari rivayet kılgan Kurratul Aynayn kitabıdan. Bu rivayet ham yukarıdaki manan takitlep gelmekte. Abdullah ibn Ömer özleri amal kılıp yine kalmay, özgelerine ham mazkur hükümge boyun sunuşlarına hareket etkenleri yakkal körünüp durup da dediler. Bana kolunu rüküge keteyken diyem, rüküden katken diyem, kötarış geriye degenlerini iki de deliydi. Şimdi Hanafi ulamalarının bu hadislerine münasebet. Dar hakikat bu deliller borligi ve küçlü ekenini tan alamız. Lekin biz ushbu hadis ve rivayetlerge amal kılıçtan oldun, başka hadis ve rivayetlerine ham çukurrak örgenip çıkıp başkaçara kararge keldik. Kelin, avala Abdullah ibn Umar'nin hadislerini münakaşa kılaylik. An Mücahidin radiyallahu anhu kala,
Sallaytu halfa ibn Umara falam yarfa' yadayhi illa fi takbiratil ula min as-salah. Ravahu at-Tahawi va ibn Abi Shayba val Bayhaqi. Mujohiddan rivoyat qilinadi. Endi Mujohid aytayapti. Ibn Umarning orqasida namoz o'qiganman. U namozdagi birinchi takbirdan boshqa o'rinda ikki qo'lini hech ko'targan emas. TV'deki ikkita hadisda qarasangiz, qo'lini ko'tarmaganiga tosh otyapti. Lekin yana bitta hadisda o'qisak, o'zi bir marta qo'l ko'tarib, keyin ko'tarmagan aytilyapti. Mana qada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomning avvalida qabrlarni ziyorat qilishni man qilganlar. Bo'ldimi? Yo'q, umrlarining oxiriga borganda ruxsat berganlar. Sizlarni qabrlarni ziyorat qilishidan qaytarganman. Endi ziyorat qilinglar, fa innaha tudakkirukumul oxira. Endi ziyorat qilinglar, chunki islomda tushundi odamlar. Qabristonga borsa avvalgi johili ko'rinishlar yo'q. Dot deb kiyimini yirtgan, yuzini tilgan, boshiga tuproq sochib, sochini yulganlar bo'lardi johiliyatda. Islomda avvalida payg'ambarimiz man qilganlar. Lekin umrini oxirida ruxsat berdilar. Mana ikkala hadis turibdi. Qaysinisini hukm ishlaydi shunda? Endi siz Abdulloh ibn Umar tosh otgan ekan, qo'lini rukudan qaytayotganda, ketayotganda ko'tarmaganga degan hadisni o'qidingiz. Endi xuddi shu mavzuga tegishlik. Keyingi hadisni o'qing-da. Mana Mujohid aytayapti, Abdulloh ibn Umarning orqasidan namoz o'qidi, bir marta qo'lini ko'tardi deyapti. Oldidagi ikkita rivoyat bilan hozirgi rivoyatni o'qisak, rukuga borganda va undan qaytganda ikki qo'lni ko'tarish hukmi nasx bo'lgani ayon bo'ladi. Rasululloh keyin qabrlarni ziyorat qilinglar degan hadisi ziyorat qilmanglar degan hadisini nasx qildi, bekor qildi hukmini. Hadisda o'qilaveradi, lekin hukmi keyingi oyatning hadisning hukmi bilan bekor bo'ladi. Masalan, aroq haqidagi oyatlar. Sizdan aroq haqida so'rashadi, ayting, aroqda foyda ham bor, ziyon ham bor. Oyat. O, foyda bor deyapti. Namoz farz bo'ldi. Ayyuhallazina amanu taqrabus solata va antum sukara. Mas holatda namozga yaqinlashmanglar iymon keltirganlar. O ana Qur'onda oyat bor ekan. Mas bo'lmasa bo'ldi ekan. Demak, xuptondan keyin qarang-da, mana o'sha chola ilm, ilmsizlik musibat. 3-chi oyat tushdi. Innamal xomru val maysir oyat tushdi. Albatta aroq, yulduzlar bilan polbochi, fohish, cho'plar bilan polotishlik shayton amaldan bo'lgan najosat, uzoq bo'linglar dedi. Mana bu 2 ta oyat, oyat qatori o'qilaveradi. Qur'onda turibdi. Har bitta harfiga 10 tadan savob bor. Lekin hukmi 3-chi oyat bilan bekor oldi. Agar siz haliga namozga mas holatda yaqinlashmanglar degandinglar bilsangiz, mana Qur'onda bor. Mas bo'lmasam bo'ldi ekan. Nima deyotganimni bilib turishlik uchun. Kelishdi-ya? O'shuncha hujjatga yashagan ukalar, shu mavzuga tegishli hamma hujjatni o'qisanglar, keyin xulosa bo'ladi. Mashab aynan shu ishni qilgan. O'sha hadisda hammasini o'rganib turib, xulosani bitta bergan. O'shuncha aytayapti, sunnatga amal qilishda eng ishonchli yo'li mashab. Chunki siz bilan biz u hadisda bittasini eshitib turib, xulosa qilishlikka shoshilmasligimiz kerak. U 3 asrdagilar mashabni birodarlar qiyomiga keltirib qo'ygan. Kelishdingmi? Abu Hanifaga hadis yetmagan emas, yetgan akalar. Mabodo Abu Hanifaga Buxoriyning hadislari yetmagan bo'lsa, u keyin yashagan Imom Buxoriy. Bu mashabni Abu Hanifani shogirdlari o'sha hadis bilan to'g'rilab qo'yishgan. Abu Hanifaga Buxoriyda hadislari yetmagan degan gapni qaytib gapirmaylik. Chunki u mashabni davom etib kelyapti. Mana shu Hanafi mashabidagi mujtahid olimlar o'sha Buxoriydan hadisni o'qib turib, to'g'rilab qo'yishgan. Eng ishonchli xotirjam yo'l mashabni ushlash. Har safar aytamiz, oyatni zohiridagi ma'nosini olib xulosa chiqarishlik juda xatarli yo'l. Hadisni tarjimasini eshitib turib, o'zicha xulosa chiqarib, hukm chiqarib olishingiz xatarli yo'l. Bu aptekadan reseptsiz dorini olib yeyishga o'xshagan narsa. Aptekadagi dori odamning sog'ligini tikkalashligi uchun, kasalni daf qilishligi uchun. Lekin buni noto'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, kasal qiladi yoki o'ldiradi. Tushunarlimi? Ana shu retseptni mashab yozib bergan. Kelasiz, yozib beradi, shunda olib foydalanasiz. Abdulloh ibn Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rukuga ketishida va undan qaytishida qo'l ko'targanlarni ko'rganlar, o'zlari bu ishga amal qilganlar va boshqalarni ham amal qilishga chorlaganlar.
İşini avval eder. Keyinçelik bu amal nasıl? Bekar bulgenden keyin unga amal kılışını tuhtatkenler. Törtteli mazhab ulamaları eğer sahabinin amalı bilen onun kılgen rivayeti karama karşı kep kalsa rivayetini yemez. Amalını kabul kılamaz. Amalı kabul kılınadı deyişken. İttifak kılınken mi törtteli mazhabda? Yapırken yapı bilen kıyken işi karama karşı kep kalsa. Abdullah ibn Ömer ikide hadiste kolunu kötardı deyili yaptı. Ahriki, ömrünün ahriki kısmıdır ama deyili yaptı. Kolunu kötarma yaptı deyili. Nasx bo'lmasa sahobiylar o'zlari rivoyat qilgan hukmga xilof amal qilmaydilar. Demak, Hanafi mazhabidagilar qo'lni rukuga borib kelayotganda ko'tarmayotganligi dalili kuchliroq bo'lyapti. 3-chi dalil. An Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, ar-Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam, annahu kana idza qoma ila as-salati al-maktuba va rafa yadayhi hadwa mankibayhi ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية قلنا هذا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazga turseler, takbir aytib iki kollarını yelkelere beraber kötarar ediler. Huddu şu işini, kıraatlarını tamam kılıp, rükuge barışını irada kılseler ham, rükudan baş köterseler ham kılar ediler. Ulzat namazda oturgan halları da hiç kollarını kötarmaz ediler. İki mette sacda kılıp turmakçı bozalar ham, iki kolunu kötarıp takbir aytar ediler. Abu Davud, Nasai, Tirmizi, İbn-i Mace ve Tahavi'yle rivayet kılışken. Hanafi ulamalarının bu hadiske münasebeti. Yukarıdaki rivayet sabit ekenini yakşı bilemiz. Lekin Hazreti Ali'nin aynen özlerinden bunun aksi sadır bölgeni hakkında rivayet var. Ana şu rivayetini hem itibarga alıp durup yakuni hüküm çıkarılsa juda ham yakşı bulardı. Birinci rivayet. An Asibimni Kuleyb an Abihi Anna Aliyan radiyallahu anhu kana yarfau yadayhi fi avvali takbiratin minas salat. Summa la yarfau ba'du. Ravahu At-Tahaviyyu ve İbn Abi Şeyba. Endi Ali ibn Abi Talib özü rivayet kıyan hadiste ziddiga amal kılıyordu. Asım ibn Kuleyb otasından rivayet kıladı. Ali radiyallahu anhu iki kolunu namazının birinci takbirde kötarar edildi halas. Keyin kötarmasadı. İkinci rivayet. An Abi İshaqin kala kana ashabu Abdullah ve ashabu Ali la yerfa'una aydiyahum illa fi iftitahi salah. Ravahu Abu Bakr ibn Abi Şeyba. Abu İshaq'dan rivayet kılınadı. Abdullah ibn Mas'ud ve Ali raziyallahu anhu'nun ashabları iki kollarını fakat namazının başı da kötarar ediler halas. Abu Bakr ibn Abi Şeyba rivayet kıyam. Bu ham rükuge geçişten oldun ve ondan keyin iki kolunu kötarışke malum müddet amal kılıngeni ve keyin nasıl bulgenini körsetedi. Aksi halde Ali ibn Abi Talib dek uluq sahaba Resulullah'tan rivayet kılıngeni hadisiye hılaf işini asla kılmayan bulardı. Hanafi ulamalarının iki kol fakat takbiri tahrimedekine kötarışke keltirgen dalilleri. Bana rükuge ketekken deyem, kaytekken deyem, kol kötarış gereği dekkenler dalilleri ve onge Hanafi mezhabının ulamalarını münasebatı. Yani Hanafi mezhabı ulamalarının kol fakat yine takbirin ulada kötarladı degen sözleri ge daliller. Birinci dalil. Anil Muğire kâle Kultul İbrahim Hadithu Vailin Annehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yerfa'u yedeyhi ida iftataha salah وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال إن كان وائل رآه مرة فقد رآه عبد الله 50 مرة لا يفعل ذلك رواه الطحاوي مغيرة إبراهيم نحيجه dedi muhaddis bu kişi vailning Nabi sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlasalar rükû kılsalar ve rükûdan başlarını kötarsalar İki kollarını kötergenlerini kördüm degen hadisi gene ne deyiz siz dedim.
O kişi İbrahim Nahay dedi. Eğer vayil o zat sallallahu aleyhi ve sellem'nin onda kılgenlerini bir madde körgen olsa, Abdullah ibn Mas'ud onda kılmegenini 50 madde körgen. Vayil peygamberimiz şuna kadar namaz okuyanı bir madde körgen olsa, Abdullah ibn Mas'ud bu ümmetin fakihlerinden, müştahit sahabalardan. Abdullah ibn Mas'ud buna kadar Resulullah buna kadar namaz okumegeni 50 madde körgen diyordu. İkinci dalil. An Cabir ibn Sumra radıyallahu anhu kala haraca aleyna Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme ve kal ma li arakum rafi'i aydikum ke'enneha aznabu hayli şums uskunu fissala ravahu muslimun. Cabir ibn Sumra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim huzurumuzga çıkıp nima uchun men sizlarning qo'llaringizni xuddi asov otning dumiga o'xshatib ko'tarayotganingizni ko'ryapman. Namozda sokinlik bilan turinglar dedilar. Voy ko'tarayotganini ko'rib payg'ambarimiz nima qildilar? Qaytaribdilar. 3-chi dalil. An al-qomata qola qola Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ala usolli bikum salata rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fa solla falam yarfa yadayhi illa fi awwali marratin. Rawahu Tirmizi. Alqamadan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu men sizlarga Rasulullohning namozlarini o'qib beraymi dedi-da namoz o'qib birinchi qo'l ko'tarishidan boshqa qo'l ko'tarmadi. Tirmizi rivoyat. 4-chi dalil. Anil Aswad radiyallahu anhu qala ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yarfa'u yadayhi fi awwali takbiratin thumma la ya'udu rawahu at-Tahawi. Aswaddan rivoyat qilinadi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuning birinchi takbirda ikki qo'lini ko'tarib, keyin ko'tarmaganini ko'rdim. Imom at-Tahawi. 5-chi dalil. Anil Aswad radiyallahu anhu qala sallaytu ma'a Umar فَلَمْ يَرْفَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ اِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ قال عبد الملك وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبَا إِسْحَاقَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ رواه ابن أبي شيبة. أسواتنا رواية قلنا هذا عمر بلان نماز أخدم و نماز دا باشلگاندن باشقا هیچ قولنی كترمده. Abdulmalik, Sha'bi, İbrahim ve Abu İshoqni ham namaz boshlashganidan boshqa qo'l ko'targanini ko'rmadim. Boshida ko'tarib, keyin ko'tarmadi. Ibn Abi Shayba rivoyat. 6-chi dalil. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala sallaytu xalfa nabiy sallallohu alayhi vasallam va Abi Bakr va Umar falam yarfa'u aydihim illa 'inda iftitahi s-salah. Rawahul Bayhaqi. Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilinadi. U kishi aytadi. Abdullah ibn Mas'ud. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob orqalarida namoz o'qidim. Ular namozni boshlashdagi qo'l ko'tarishdan boshqa qo'l ko'tarmadilar. Bayhaqi rivoyati. 7-chi dalil. An Abi Bakr ibn Ayyosh qala ma ra'aytu faqihan qattu yaf'aluhu yarfa'u yadayhi fi ghayri takbiratil ula. Rawahu at-Tahawi. Abu Bakr ibn Ayyosh'dan rivoyat qilinadi. Hech bir faqihni hech qachon birinchi takbirdan boshqa joyda qo'lini ko'targanini ko'rmadim. Imom at-Tahawi rivoyat. Mana takbiri tahrima, raful yadayn. Raful yadaynga tegishli masalani 3 ga bo'lib o'rgandik. Birinchi mavzuimiz takbirul uloda raful yadayn qilayotganda birinchi qo'l ko'tarishida qo'l quloqqacha ko'tariladimi, yelkagacha ko'tariladimi? Buni ko'rdik. Ikkinchisi, quloq qoqqandan keyin takbirul uloda qo'l ko'krak ustiga bog'lanadimi, kindik ostiga bog'lanadimi? Buni ko'rdik. Ikkala tarafni ham dalillarini ko'rdik. Va uchinchisi, rukuga borib qaytayotganda qo'l ko'tarilish kerakmi, ketarilish kerak emasmi? Bir marta takbiratda qo'l ko'targanda bo'ladimi yoki takrorlashni kerakmi degan masalani dalillerini gördük. O tamamlayan bu tamamlayan. Xulosa, Hanefi mezhebine daliller buradalar. Şunu, dalilleri bor. Bana burada okup eşittik. Çünkü bizi dalilimiz küçülüydü. Bir ünge amal kılıyken olsa, kulluk olsun özüge.
Lekin biz Hanafi mazhabimizning dalillari birodarlar, kuchliligida shubhamiz yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.